Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Xitay əməldarlarının kəyni-kəynidən qayıb buluşu diqqət qozğumaqda. Xitay Taşqı İşlər Ministerliqinin bayanatçısı Xitay Müdafiə Ministri Li Shangfu'nun nima üçün 2 həftədən buyon görünməyənliyi toğrusidagi suallarga cavab berishini rad qilgan bo'lib, uning bu ifodasi xalqaro jamiyatning gumonini qo'zg'imoqda. Fransiya xalqaro radiosining 13-sentabr xabar qilishicha, Amerikaning Yaponiyada turishliq bosh elchisi Rahim Emanuel yaqinda X hisobida yozgan uchurida Xi Jinping guruhi hayot qolg'uchi yo'q romaniga o'xshab qoldi. Oldi bilan tashqi ishlar ministri Chingan g'oyib bo'ldi. Undan raketa qismining qo'mondoni yo'qab ketdi. Navbatda mudofaa ministri Li Shangfu 2 haftadan buyon ko'rinmadi. Bu ishsizlik musobaqasida kim g'alaba qiladi? Xitoy yoshlarimi yoki Xi Jinping ichki kabinetimi degan ifodani ishlatgan bo'lib, bosh elchining savollari chat eldagi nurg'un kishilarning diqqatini qo'zg'agan. Li Shangfu bu yil martda Xitoy mudofaa ministrligi vazifasiga tayinlangandan keyin Xi Jinping uni ikki qatim Moskvaga avatib Putin bilan ko'rishtirgan. Bu Xi Jinpingning uningga bo'lgan ishonchini ko'rsatdi ekan. Bundan ilgari Chingangning tashqi ishlar ministrligi o'rni noma'lum sabablar tufaylidan bekor qilinib, uning o'rniga yana Wang Yi keltirilgan edi. Xi Jinpingning yosh sirdishi g'oyib bo'lishdan ilgari 20 yilga yetmagan vaqt ichida tashqi ishlar ministrligi vazifasiga o'stirilgan edi. Növbette onun hayat ya ki ölgenlikki namalum bulup, Xitay rejimi onun yokap gitişideki sebep ya ki cinayeti hakkıda hazırgıcı hiç kandak çüyenci vermegen. Arkadan Rakita Atırtı'nın komandani ve siyasi komisarımı bir neçi ay gayip bulup, onun ornağı yeni emeldar tayyillengen bolsumu, onun kandak cinayet sadır kılgallıkı hazırgıcı inik emesigen. İlgiri Rakita kısmının komandani bulgan sabık müdafiye ministeri Weifeng Hemu izdireksiz gayip bulgan idi. 11. sentabr Xitay taşkış İşlər Ministerliqinin bayanatçısı Mao'nun muhbirlərini kütüb alış yığınında Li Shangfu'nun yoqab ketişi haqqidagi suallarga javoban siz tilga olgan ahvolni bilmayman deyish orqali iniq javob berishdan o'zini qochirishi xalqaro jamiyatning texmo diqqatini qo'zg'imoqda. Xitoy Afg'onistonga yangi bosh elchi tayinladi. Xitoyning Afg'oniston Islom Amirligiga tayinlangan yangi alohida elchisi 13 sentabr Kabulda o'tkazilgan marosimda bosh elchilik guvohnomasini topshirgan. Buning bilan Xitoy Taliban Afg'onistonni o'tkazib olgandan buyon tunji bo'lib Kabulga yangi bosh elchi tayinlangan davlat bo'lib qolgan. Fransiya xalqaro radiosining 13 sentabrdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligi Afg'onistonga yangi bosh elchi tayinlanganligi haqida bayonot e'lon qilib, bu Xitoyning Afg'onistonda turishliq bosh elchisining normal almashishi bo'lib, Xitoy Afg'oniston dialogi va hamkorligini davomli ilgari surishni maqsad qiladi degan. Taliban hukumatı Taşqı İşlər Ministerliqinin bayanatçısı Reuters agentligiga Xitoyning yangi bosh elchisi Zhao Xiang 2021 yılı 8 ayda Talibanlar Afganistan'ı ötküzüp olgandan keyin yangidan almashgan tunji bosh elchi bo'lib qoldi degan. Taliban hükümetinin muavin bayanatçısı Bilal Karimi bayanatıda muvaqqat bosh minister Muhammad Hasan Axundning yangi bosh elchini qabul qilish marosimida Xitoyning yangi alohida elchisining guvohnomasini qabul qilganligini aytgan. Taliban hükümetinin bayanatçısı yana çarşamba günü ötküzülgen marasimning suratini e'lon qilgan. Suratda Xitoyning yangi bosh elchisi Zhao Xiang, Muhammad Hasan Axund va muvaqqat tashqi ishlar ministri Amirxon Muttaqi qatorliq rahbarlar tomonidan qabul qilingan. Bildirilishicha, Xitoyning Afg'onistondagi sobiq bosh elchisi Wang Yu 2019 yili vazifaga o'tirgan bo'lib, oldingi oyda vazifa o'tash muddatini oxirlashtirgan. Kabulda bosh elchilik vazifasi o'tayotgan boshqa diplomatlar ham bor bo'lib, ammo ularning hammasi Taliban Afg'onistonni o'tkazib olishdan burun vazifaga tayinlangan amaldorlar ekan. Shuningdan keyin Pokiston va Yevropa ittifoqini o'z ichiga olgan boshqa davlatlar va organlarmi yuqori darajalik diplomatlarni avatib sohibxon davlatga bosh elchilik guvohnomasi topshirmay vakolatchi unvoni bilan diplomatik vazifalarni o'tab kelgan. Ammo Xitoy Sharq Turkistonning qo'shnisi bo'lgan Afg'oniston hukumatiga izchil yaqinchilik qilib kelmoqda. Xitoy Tayvan atrofida yana jiddiychilik paydo qildi. Tayvan Davlat Mudofaa Ministerligi tunugun kechdan atigan soatgacha Tayvan oroli atrofida 68 Xitoy harbiy ayroplani va 10 urush paroxotining bayqalganligini xabar qildi.
bayanatqa asaslanganda 4 dana Su-30 ve 12 dana G-10 tiplik kürəşçi ayroplan Tayvan boğazıdaki otursizliqdan ötken ve 16 dana G-16 tiplik kürəşçi ayroplan 2 dana KC-500 tiplik aldın signal beriş ayroplanı 2 dana Y-9 tiplik hərbi transport ayroplanı 3 dana Y-20 tiplik maykaçlaş ayroplanı ve BZK-005 tiplik kuralsız uçuşsuz ayroplan əməli kontrol sizliqinin hərbi canıbıqı qarab uçqan. Ministerlik Xitayning 10 urush paraxotining shundaqli G'arbiy Tinch okeandagi Tayvanga yaqin joyda yurayotgan Shandong aviamatkisining Aral atrofida ko'rilganligi va Tayvan qurolli qismlarining urush ayroplani, paraxotlar, izqoqlash mashinasi va quruqlikdan boshqarilgan bomba sistemasi qatorliklar bilan vaziyatni nazorat qilayotganligi to'g'risidagi fikrlarni ham bahrlagan. Xitayning rayondagi bu harakati oldingi hafta Amerika va Kanada dengiz armiyasining ikki urush paraxoti Tayvan bo'g'izidan o'tgandan keyin elib berilgan. Xitay armiyasi bu o'tishning o'zini ko'rsatish uchun ekanligini va paraxotlarning nazorat qilinayotganligini qonun va xalqaro qoidalar bo'yicha javob berilganligini o'tirg'o qo'ygan edi. Xitay maktab sirtida tarbiyalash, jazolash tadbiri e'lon qildi. Xitay ösmürlerge qaratqan məcburi assimilasiya siyasetini küçəyitiş üçün atılmış məktəb sirtidiki tərbiyyələş məmuri cazalaş vaqtlıq tədbirini elan qılğan bulub, bu tədbir 15-ci oktyabrdan başlap yolu qoyuldikən. Xitay Maarif Ministerliği organ toru elan qılğan xəbərdə bildirilişə, məktəb sirtidiki tərbiyyələş məmuri cazalaş vaqtlıq tədbirleri 6 bab 44 maddini öz içə alğan. Məzkur tədbirdə məktəb sirtidiki tərbiyyələş qanunsuz hərəkət və qanuni məsuliyyət ceza tertibi ve icra kılış ve yolu kuş aparatları, başkuruş tevalliki ve memuri ceza obikti, kanun icrasını nazarat kılış qatarlıqları belgilengen. Tedbirde inek bildirilişçe, eğer birer şahıs, kanuni vekil ya ki başka teşkilatlar cemiyetin 3 yaşdan yukarı okuş yaşıgı toşmağan ballarını ya ki başlangıç ve otur mektep okuqçularını kabul kılıp, mektep sırtıda kanunsuz terbiyeligen bolsa, bu tedbirge asasen cezalendiken. Bildirilişçe, tedbirde mektep sırtıdaki terbiyeleşini memuri cezalaş hizmetini nahiye derecelik ya ki onundun yukarı halk hükümetleri mektep sırtıdaki terbiyeleş mesul tarmaqlarının kanun ve memuri ceza örgününün alaqadar belgilimlerine asasen yolu kuyulduğalıqı belgilengen. Ondan başka tor sırtı ve tordu terbiyeleş meselesine ayrım belgilimi çıkarıldıken. Tedbirde yana şahıslar, kanuni vekiller ya ki başka teşkilatlarının tasdiqdan ötküzmeyle mektep sırtıdaki terbiyeleş, tor sırtıda terbiyeleş talebige maskildigan alahide terbiyeleş meydani ya ki torda terbiyeleş üçün maksus tayyarlanan tor bekette 2'den artıq kişini terbiyeleş, münasip teşkili kurulma ve iş taksimatı asasıda terbiyeleş qatarlıqlarının hemmesi, ruhsatsız mektep sırtıda terbiyeleş aparatı kuruş kılmışını teşkil kıldıganlıqı bildirilgen. Bu tedbirde tasdiq almay durup, mektep sırtıda kurs açgan şahıs ve teşkilatlarga 100 000 yönden tövən agahlandırış cereymanısı kuyulduğanlığı bildirilgen. Küzetküçüler atılmış mektep sırtıdaki terbiyeleşini memuri cazalaş vaqtlıq tedbirini yolu kuyuşdaki maksatının emeliyette xalqını hərbi tüzüm astıda mecburi asimilasiya kılış, barlıq yaş ösmürlerinin dini əqidisi, milli eni ve til yizikini çekleş, Xitay qılıp terbiyeleb çıxış işgallikini bildirişmekte. Akdeniz borunu manevri devam kılmaqda. Türkiye Devlet Müdafiye Ministerliği Şehit 105'i Cengiz Topal Akdeniz borunu manevri 23'nin devamlaşı vatqallıqını uxturdu. Türkiye Avazı Radyosu xəbərində bildirilişçe, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Müdafiye Ministerliği bayanatı ilan kılıp, Şehit 105'i Cengiz Topal Akdeniz borunu manevri 23'nin Türkiye ve Şimali Siprus Türk Cumhuriyeti Kurukluk, Deniz ve Hava Armiyelerinin iştirak kılışı bilen devamlaşı vatqallıqını uxturdu. Devlet Müdafiye Ministerliği'nin bayanatı da manevrinin Türk Tinçlik Armiyesi Komandanlık Ştabı bilen Şimali Siprus Türk Cumhuriyeti Bihaterlik Kısımları Komandanlık Ştabı otursudaki məşiq, həmkarlıq ve özara maslış iktidarını yukarı götürüşünü məqsəd qıladığanlıqı qeyd qılındı. Müdafiye Ministerliği İctimai Taratqudaki adresi de manevrinin körünüşlerini özçü alğan bir kısım filmlerimi ortaklaştı. Kim Jong-un Rusya'da Putin bilen körüşdi. Rusya Prezidenti Vladimir Putin Şimali Koreya rəhbəri Kim Jong-un bilen körüşdü. Türkiye Avası Radyosu xəbərdi bildirilişçe Rusya Prezidentlik Məhkəməsi bayanatı ilan qılıb, Vladimir Putin bilen Kim Jong-un'nın Rusya'nın Amur rayonundaki Vostonchini alam boşluğu bazısıdı körüşkəllikini uxdurdu. Putin Kim Jong-un'nı alam boşluğu bazısıdı kütüb alğan bolıb, ikkeylən bazını ekskursiya qılıb, Angara alam raketası quyub biriş maşinisini quraşdırış sexi, Soyuzu 2 alam kemisinin quyub biriş mərkizi,
ve Angara maşinesi üçün kurulvatkan kuyup biri süpsi katarlıklarını közdün keçirdi. Alem boşluğu bahsedeki ekskursiyadan keyin iki taraf rehberleri ve ularga hemrah buluvatkan vekiller ömekleri söhbet yığını açtı. Putin, Ermeniya Qarabağ'ın Azerbaycan zemini işkallikini kubul kıldı, dedi. Rusya Prezidenti Vladimir Putin, Ermeniya hükümetinin Azerbaycan'ın Qarabağ üstüdeki ilgilik hukukunu kubul kılgallıkını bayan kıldı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe, Putin, Ermeniya'nın Amerika bilen birlikte ötküzgen birleşme harbi manevri hakkıda ilan kılgan bayanadı da, Ermeniya'nın uzun yıllık ittifakdaşı Rusya bilen bolgan münasibetini özgenlikinin yalgan ikenlikini eskertip, Ermeniya hükümeti 2022 yılı Oktyabr'da Çekiya'nın paytaxtı Praga'da imzalagan hüccet arqalıq 1991 yıldaki çigra liniyelerini kubul kıldı. Şundaqlı Qarabağ'ını Azerbaycan zemininin bir kısmı deb itiraf kıldı, degen. O yana Ermeniya Azerbaycan'ın Qarabağ üstüdeki ilgilik hukukunu itiraf kılgan iken, Qarabağ'ın kanuni salahiyeti hakkıda talaş tartış kılışının kılcı ehmiyeti mi yok? Dervaqı Qarabağ'ın kanuni salahiyetini Yerivan özü belgeledi digerlerine kayıt kılgan. Putin, Rusya bilen Ermeniya otursada hiç kandak mesele yokluğunu takitlep, bizden Ermeniya başministeri Nikol Paşinyan bilen hiç kandak meselemiz yok. Onun bilen daim alaqılışıp durvatimiz digen. Hürmetli görmelerimiz, şunaqılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertki programımızda görüşürüz. Aman bu gayetler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.